Reel'in Amerika bürosu haber verir. Amerika Harcişler Naziri Antony Blinken Orta Doğu'ya ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. Blinken geçtiğimiz cuma İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin sağlanmasının ardından bölgede temaslarda bulunacak. Hem İsrail hem de Filistin taraflarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Blinken önce İsrail Başkanı Benjamin Netanyahu ile görüşecek. Sonrasında ise Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas ve Filistin yönetimi başbakanı ile bir araya gelecek. Aslında Blinken'ın temasları sadece İsrail ve Filistin'le sınırlı değil, Mısır ve Ürdün'e de gidecek. Yani Blinken bölgede çeşitli temaslarda bulunacak diyebiliriz. Öte yandan ateşkes sonrası için Amerikan yönetiminden de bir açıklama geldi. Gazze'ye hızla insani yardımların ulaştırılması ve yeniden altyapının tesis edilmesi için Filistinli yetkililer ve Birleşmiş Milletler'le birlikte çalışacağını açıkladı Amerika yönetimi. Bununla birlikte Amerika Harcişler Naziri Antony Blinken, şu anda odak noktamız ısrarla bölgedeki insani durumla başa çıkabilmektir dedi. Ayrıca yeniden yapılanma ve inşa için Filistinliler, İsrailliler ve bölgedeki ortaklarımızla çalışacağız mesajını verdi. Bunun dışında Blinken, Amerika Başkanı Joe Biden'ın da iki devletli çözümden yana olduğunu söyledi. Ancak bunun hemen bugün için gerekli olmadığı vurgusunu yaptı. Hemen diğer bir gelişmeyle devam edelim. Bildiğiniz gibi 14 Haziran'da NATO Liderler Zirvesi kapsamında Brüksel'de Amerika Başkanı Joe Biden'la Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılması planlanan bir ikili görüşme var. Bu görüşme başkanlık seçimlerinden sonra Biden'ın Erdoğan'la yapacağı ilk yüz yüze görüşme olacak da diyebiliriz. İşte bu görüşme öncesinde yani 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yatırım yapılmasını görüşmek üzere Amerikalı yaklaşık 20 büyük firmanın yöneticileriyle bir araya geleceği iddiası birkaç kaynak tarafından öne sürüldü, paylaşıldı. Bununla birlikte toplantının Amerika Ticaret Odası, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Büyükelçiliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlendiği paylaşılan detaylar bilgiler arasındaydı. Toplantıya dair aslına baktığımızda çok sayıda detay paylaşılmıyor. Hatta Amerika Ticaret Odası'ndan bir sözcü yaptığı açıklamasında buna değindi. Bu toplantı için şöyle dedi, bu toplantı özel ve kayıt dışı, bu nedenle herhangi bir ayrıntı vermiyoruz şeklinde konuştu. İşte o telekonferansın 26 Mayıs'ta Türkiye saatiyle akşam 6'da düzenlenmesi bekleniyor. Hangi şirketlerin katılacağı ise henüz belli değil. Amerika'daki gelişmeleri sizlerle paylaştık. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.